Zen zendegi azadi yani kadın hayat özgürlük sloganı arkasına saklanan hibrit savaşın paralı askerlerinin sosyal medyaya düşen telefon görüşmeleri batı gazeteciliğinin maskesini düşürmeye devam ediyor. Kadın hayat özgürlük aslında PKK türevi örgütlere ait bir slogandı bunun İran rejim muhaliflerinin sloganı haline gelip dünyaya yayılması, Mehsa Emine adlı kızın ölümüne dair oluşturulan anlatı sayesinde mümkün oldu. Batı gazeteciliğinin maskesini düşürenlerse çok ironik bir şekilde bu anlatıyı oluşturan ve Suudi veliahtı Muhammed bin Selman'ın tabiriyle savaşın İran içine taşınmasını sağlayan hibrit savaşın askerleri. Eylül ayında Mehsa Emini'nin daha sonra da onlarca genç kızın İran polisi tarafından sırf saçı gözüktüğü için öldürüldüğü anlatısını oluşturan paralı askerler aslında sayıca fazla değil. Bunlar sadece dört şebekede çalışıyor. Suudilere ait İran International kanalı, Bahailere ait Monato kanalı, BBC ve Amerika'nın sesinin Farsça servisleri. Amerika'nın sesi Farsça servisi Amerika'dan yayın yapıyor. İran International, Suudilere ve Manato ise İsrail merkezli Bahailere ait olmakla birlikte tıpkı BBC gibi Londra'dan yayın yapıyor. BBC ile Manato muhabirlerinin sosyal medyaya düşen ses kayıtları, hibrit savaşta ana karargahının Suudi İran International olduğunu gösteriyor. İran International'ın kendi personelinin sosyal medyaya düşen ses kayıtlarında ise kanaldaki kadın çalışanların uğradığı cinsel istismarlar yer alıyor. Bunlarda doğrudan siyasi bir yön yok. Ancak kadın hayat özgürlük hedeflerini yansıtması bakımından oldukça dikkate değer. Sosyal medyaya düşen ilk ses kaydı BBC Farsça servisi muhabiri Rana Rahimpur'a aitti. O ses kaydının kendisine ait olduğunu kabul etti. Bunun annesiyle yaptığı bir telefon görüşmesi olduğunu ve bunun kendisinin yahut Tahran'da yaşayan annesinin telefonu dinlenerek ele geçirildiğini söyledi. Sızıntıdan dolayı İran'ı suçladı. Rana Rahimpur geçtiğimiz Kasım ayında sosyal medyaya düşen bu ses kaydında annesine Suudilerin İran International kanalına gelen bir genelgeden söz ediyor. Bu genelgede kanaldan İran'daki Kürt, Lor, Arap, Beluç ayrılıkçı örgütlerinin öne çıkarılmasının istendiğini anlatıyor. Ardından da bunların hedefinin demokrasi değil İran'ın parçalanması olduğunu söylüyor bölge ülkelerinin demokratik bir İran istemediğini, kadın haklarını elde etmiş bir İran'ın en çok da Suudi Arabistan'ı korkutacağını öne sürüyor. Rana Rahimpur, bu kaydın sosyal medyaya düşmesinden sonra Suudi kanalının seferber ettiği troll ordusu tarafından İslam Cumhuriyeti'nin uşağı olmakla suçlandı ve linç edildi. O da kendisine ait Instagram hesabından çok sitemkar bir mesaj yazıp her şeye veda etti. Yıllar boyunca halk için çalıştığımı düşünüyordum ama şimdi anladım ki ömrümü telef etmişim. Ben İran'a artık burada nokta koydum. Siz gerçeğin peşinde değilsiniz. Devrim muhafızlarının ardına takılmışsınız ve Londra medyasını devrim muhafızlarının medyası haline getirmenin peşindesiniz. Ben İran'ı kendi içimde öldürdüm. Ebediyen Allah'a ısmarladık. Rana Rahimpur'un kadrinin kıymetinin bilinmemesinden şikayet etmek için BBC'deki 15 yıllık muhabirliği boyunca İran halkına hizmet ettiğini söylemesi aslında hem kendini hem de BBC'yi zor durumda bırakan bir gaftı. Çünkü o kendini bir militan yahut moda tabirle medya aktivisti değil, profesyonel gazeteci olarak tanımlıyor. BBC ise bağımsız bir medya olduğunu ve sadece İran'daki olayları aktardığını, dolayısıyla bir hibrit savaş aparatı olmadığını iddia ediyor. Halbuki Rahimpur İran halkına değil İngiltere'ye hizmet ettiği için BBC'den maaş alıyordu ve BBC'de kendini İranlıların haber ihtiyacını karşılamaya adamış bir hayır kurumu değildi. Rahimpur'un annesine söyledikleri bir gazetecinin bir başka TV kanalının yayın politikasına yönelik eleştirisinden ibaretti. Buna rağmen Suudi Kanalı onu devrim muhafızlarının işbirlikçisi olmakla suçladı ve seferber ettiği troll ordusuyla toplum içine çıkamasa hale getirdi. Rahimpur sosyal medya hesaplarını kapattı ve gazeteciliği bıraktığını açıkladı. Hatta Cemal Kaşıkçı'nın akıbetine uğraması ihtimalinden söz edilir oldu. Fakat çok dikkat çekici bir şekilde ne O ne de BBC bu Suudi Kanalına tek kelime bile etmedi. Halbuki hem Rahimpur hem BBC hem de Suudi kanalı basın ve ifade özgürlüğü şampiyonu İngiltere'de bulunuyordu. BBC'de çalışan bir gazetecinin Suudilerin kanalını İran'ı parçalamaya çalışmakla ve hibrit savaşın bir parçası olmakla suçlaması sadece basit bir eleştiriydi. Hatta anne ve kız arasındaki bir sohbetten ibaret olduğu ve dışarıya istem dışı yansıdığı için eleştiri bile sayılamazdı. BBC Suudi kanalına bu eleştiriyi yapınca Suudi kanalı da ona aynı eleştiriyi yapıp eğer İranlı ayrılıkçı örgütlerin liderlerine yer vermek hibrit savaşın aparatı olmaksa BBC bu işi çok daha uzun zamandır yapıyor diyebilirdi. Peki İran halkı için çalışan cesur ve fedakar gazeteci Rana Rahimpur'la bağımsız bir medya olduğunu ve çalışanlara yönelik tacizlere katlanamayacağını iddia eden BBC, demokrasi, düşünce ve ifade özgürlüğü cenneti İngiltere'de Suudi kanalının başlattığı bu saldırı karşısında ne yaptı? Rahimpur İran'ı kendi içinde öldürüp gazeteciliğe veda etti. BBC ise onu yüzüstü bıraktı. BBC konuyla ilgili açıklamasında Rana Rahimpur, yasa ve ahlak dışı bir şekilde kaybedilip yayımlanan bu ses kaydının kesilip biçildiğini ve tahrif edildiğini ve onun içeriğinin kendisinin görüşünü ve çalıştığı kurumun haber politikasını yansıtmadığını söylüyor dedi ve çalışanlarının yanında olduğunu ve onlara yönelik tacizlere tahammül etmeyeceğini söyleyerek zahiren Rahimpur'a sahip çıktığını göstermeye çalıştı yani muhabirinin görüşünü olmasa bile en azından eleştiri hakkını savunabilirdi. Ancak bunu yapmadığı gibi bunlar kişisel olarak onun ve kurumsal olarak da BBC'nin görüşünü yansıtmıyor diyerek Suudi kanalı karşısında diz çöktü. BBC Farsi'yi bu zavallı duruma düşüren şey bu hibrit savaştaki rütbesinin Suudi kanalından düşük olmasıydı. Evet BBC en azından zahire dikkat ediyor ve Suudi kanalı gibi göze soka soka kışkırtıcılık yapmıyordu. Aslında bu tarzıyla BBC İran toplumu üzerinde yavaş ama daha kalıcı bir etki bırakıyordu. Ancak şu an Amerika'nın, İsrail'in ve Sudilerin beklemeye tahammülü yoktu. İran'ın en kısa sürede Suriyeleşmesine ihtiyacı vardı. İşte bu yüzden de bu hibrit savaşın ana karargahı BBC değil, Sudilerin İran International kanalıydı. Rana Rahimpur, BBC ve Suudi İran International kanalı birlikleri ayrı dahi olsa bu savaşın askerleri arasında bir ast üst ilişkisi bulunduğunu kanıtlayan tek örnek değil. Bahailere ait Manoto kanalı spikeri Saloma Seyitnia'nın CIA'in maşalı memuru Mesih Ali hakkındaki ifşaatının sosyal medyaya düşmesinden sonra kurtuluşu ona secde etmekte bulması, şarlatanlar arasında da bir rütbe farkı ve ast-üst ilişkisi olduğunu kanıtladı. Saloma Seyitli'ye sosyal medyaya düşen telefon görüşmesinde Amerika'nın sesinde çalıştığı için gazeteci sıfatını kullanan Mesih Ali Nejad'ın para için insanların güvenliğini nasıl acımasızca tehlikeye attığının ayrıntılarını anlatıyor. Seyyid Nihat ses kaydında geçen ayrıntılara göre Mesih Ali Nejat, Ekim 2019'daki olaylar sırasında hayatını kaybeden Puya Bahtiyari hakkında bir belgesel hazırlıyor ve bu belgesel karşılığında Manoto kanalının sahibi Keyvan Abbasi'den 10.000 sterlin para alıyor. Ancak Puya Bahtiyari'nin annesi o videonun kendisini zor durumda bırakacağını belirterek hem Mesih Ali Nejat'tan hem de Keyvan Abbasi'den bunun yayımlanmamasını istiyor. Keyvan Abbasi, Puya Bahtiyari'nin annesinin güvenliğini düşünerek videoyu yayımlamıyor. Mesih Ali Nejat telefon ettiği Keyvan Abbasi'den videoyu yayımlamasını istiyor. Ve annenin güvenliğinin tehlikeye düşebileceği ihtimalini ise hiç önemsemiyor ve 10 bin sterlinini istiyor. Keyvan Abbasi'nin, Mesih Alinejad'ın para için insanları tek kullanımlık peçete gibi gören tavrından dolayı telefonla konuşurken sinirden titrediğini anlatan ve Alinejad'a hakaretler eden Saloma Seyitnia, bu ses kaydı sosyal medyaya düşünce tavrını değiştiriyor. Seyit Nia, 28 Eylül'deki tweetinde kendisine ait ses kaydını yayımlayanların hedefinin ayrılık çıkarmak olduğunu belirtiyor ve Mesih Ali Nejad'ın 10 yıldır İran kadınları için ne büyük zahmetlere katlandığını söylüyor. Onunla gönül birliği içinde olduğunu vurguluyor. Peki Rana Rahimpur ve BBC'nin Suudi İran International kanalına secde etmesi olayı neden Salome Seyitnia'nın Mesih Ali Nejad'a secdesi şeklinde tekrar ediyor? Bunun cevabı aslında Seyit Nia'nın sosyal medyaya düşen ses kaydında çok net bir şekilde veriliyor. O, Mesih Ali Nejad'ın İran International kanalında çalışmadığını ama o kanalın tamamı olduğunu söylüyor. Bu ifadeler, Suudi kanalının bu hibrit savaştaki ana karargah rolünü teyit ederken, onun Ali Nejad'a secde eden tweet'i de şarlatanlar arasında bir ast-üst ilişkisi olduğunu ortaya koyuyor. Mesih Ali Nejad'ın kendisinin üstü olmasının da onun ana karargahta bulunmasından kaynaklandığını kanıtlıyor. Suudi İran International kanalının bir savaş aparatı olduğu dolaylı kanıtlar veya yorumlarla varılabilecek bir sonuç değil. Bu Suudi kanalı örneğin BBC gibi en azından zahire dikkat ederek kendine medya kuruluşu havası vermeye çalışmıyor. Bir medya kuruluşu değil istihbarat servisi departmanı gibi davranıyor. Bunu da zaten gizleme gereği dahi duymuyor. Alışıldık yalan haberleriyle yetinmiyor. Örneğin İran yöneticilerinin Venezuela'dan sığınma istediğini son dakika haberi olarak duyuracak kadar fütursuz yalanlar söylüyor. Mesih Ali Nejad'ın bile gazeteci sıfatıyla alınıyor olması bu kanalı yayınları konusunda cesaretlendiriyor. Bu açılardan hatta Amerika'nın sesi bile Suudi kanalının yanında saygın medya kuruluşu gibi kalıyor. Elbette bütün bunlar Suudi İran International kanalının bir savaş aparatı olduğunu kanıtlamaya yeter. Ancak bunun daha somut ve içeriden bir kanıtı var. Bu kanıtta İran International kanalının önde gelen muhabirlerinden Sernaz Gazizade'nin sosyal medyaya düşen ses kayıtları. Sernaz Gazizade, BBC Farsça muhabiri Fernaz Gazizade'nin kız, Fernaz Gazizade'nin kız kardeşi. O yaklaşık 15-20 gün önce sosyal medyaya düşen ses dosyasında kanalda çalışan kadınların erkek amirlerin tecavüzlerine uğramasının ayrıntılarını anlatıyordu. Erkek yöneticilerin verdikleri para karşılığında kadın personele her istediklerini yapabileceklerini düşündüğünden söz ediyordu. Bu ses dosyası sadece kadın hayat özgürlük devriminin kanaldaki çalışma hayatına nasıl yansıdığını göstermesi bakımından önemli olsa da dinlemeye tahammül etmek zor. Sernaz Gazizade'nin daha sonra sosyal medyaya düşen görüntülü konuşma dosyası daha önemli. Zira bu videoda kanalın sahibi Mahmut İnayet'in kendisinden yaklaşık bir aydır istediği büyük işin ayrıntılarını anlatıyor. Bu arada Mahmut İnayet de BBC'de yetişmiş biri kanalın bu büyük iş için kendisine vermeyi vaat ettiği bütçe 1 milyon sterlin ve bu büyük işte İran'daki bir cezaevinde bulunan iki yabancı ülke vatandaşının videosunun çekilmesi. Mehsa Emini'nin ölümünden sonra başlayan şiddet olayları sırasında İran İstihbarat Bakanlığı ikisi Fransız olmak üzere çok sayıda yabancıyı tutukladığını açıklamış ve Fransız Dış İstihbarat Servisi personeli olan iki şahsın da ifadelerini yayımlamıştı. Sernaz Gazizade İranlı olmayan iki tutuklunun kim ve hangi ülke vatandaşı olduğunu söylemediği için bu büyük iş çerçevesinde videoları istenenlerin Fransız istihbaratçılar olup olmadığını bilemiyoruz. İngiltere'de yaşayan İranlı serbest gazeteci Ali Alizade, New York Times'ta yayınlanan bir makaleyi kaynak göstererek, Suudi veliahtı Bin Selman'ın 2017'de savaşı İran topraklarına taşımak amacıyla İran International kanalına daha kuruluş aşamasında 2 milyar dolar verdiğini belirtiyor. Dolayısıyla Sernaz Gazizade'ye bu büyük iş için teklif edilen 1 milyon sterlinin genel savaş bütçesi içerisinde bozuk para gibi kaldığını söylüyor hangi medya kuruluşu bir ülkedeki iki yabancı tutuklunun videosunun çekilmesi için 1 milyon sterlin harcar? Böyle bir video bir medya kuruluşunun mu yoksa bir istihbarat servisinin mi talebi olabilir? Bunlar cevabı açık sorular. Suudi kanalının bir medya kuruluşu değil, bir savaş aparatı olduğunu kanıtlayan en somut ve içeriden kanıt işte bu yüzden Sernaz Gazizade'nin sosyal medyaya düşen görüşmesi. İran devrim lideri Ayetullah Hamani, son olaylarla ilgili yaptığı bir konuşmasında, dış düşmanın var olduğunu söylemek, içeride sorun demek değildir. Sinek yaraya konar, yaralarımızı tedavi etmeli, biz yöneticilerden kaynaklanan sorunları çözmeliyiz. Bizim hatalarımız ve sorunlarımız olmazsa ne yabancı kanallar sorun çıkarabilir ne de Amerika bir halt edebilir demişti. İran'ın sadece yöneticilerden değil, yönetim tarzından da kaynaklanan sorunları olduğu çok açık ve hele de son olaylardan sonra bunu inkar eden hiç kimse de yok. Fakat bunun tersi de doğru. İran'ın yönetim sorunlarının olması da Amerika'nın bu ülkede rejim devirmek için resmi olarak bütçe ayırdığı gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Suudi veliahtı Muhammed Bin Selman'ın 2017'de savaşı İran toprakları içine taşıyacağı sözünün şaka sayılmasını gerektirmiyor. BBC, VOA, Manoto ve İran International'ın savaş aparatı değil medya kuruluşu olduğunu ispat etmiyor. İşte bu yüzden bu şebekelerde çalışanlar gazeteci değil hibrit savaşın askerleri ve bunların ürettiklerini satanlar da uzman değil şarlatan bilgi teknolojisindeki muazzam gelişmeler bilgiyi çeşitlendirdi ve ona ulaşmayı hızlandırdı, tercümeyi kolaylaştırdı. Bütün bunlar doğal bir siyasal olayla hibrit savaşı, gazeteciyle hibrit savaş askerini, uzmanla şarlatanı ayırmayı basitleştirdi. Ancak Türkiye medyası Kanada Başbakanı'na dayanarak İran'da 15 bin kişinin idam edileceğini, CNN International'a dayanarak İran cezaevlerinde kadınlara tecavüz edildiğini, 17 bin kişinin ölümünden sorumlu halkın mücahitleri örgütüne dayanarak bir kız idama mahkum edildiğinde ona önce tecavüz edilip sonra idam edildiğini haber diye yayımlıyor. Bununla da yetinmiyor, yerli şarlatanlara bir de bunları uzman sıfatıyla yorumlatıyor. Mesih Ali Nejad'ı gazeteci sıfatıyla ekranlarına konuk ediyor. Dolayısıyla Mehsa Emini'nin polis tarafından öldürüldüğüne inanıyor. Bu kez her şeyin çok farklı olduğunu, rejimin gidici olduğunu, hatta yetkililerin ülkeyi terk etmeye ve sığınacak yer aramaya başladıklarını iddia ederken, bununla eş zamanlı olarak diktatör rejimin halka nefes aldırmadığına ve altında tuttuğuna inanıyor. Türkiye'deki medyanın ve akademinin bu zavallılığı hibrit savaşın askerlerinin bile değil şarlatanlarının gönüllü kurbanı olmasından kaynaklanıyor.